Kızılı Çay Kabanı. Afrika'da yaşayan büyük bir kısmı Gvineya ve Kongo'da yayılmış Kızılı Çay Kabanı domuzkimler fesilesinin bir üzvüdür. Ona hemçinin kolluk donuzu da deyirler. Ancak bu canlını ümumi adi kolluk donuzu olan Patomochiarus larvatus'la karıştırmamak lazımdır. Cengelliklerde nadir hallarda görünen kaban, çaylar veya bataklıklara yakın erazilere üstünlük verir. Kızılı çay kabanı kızılı kahveyi heze, qara ayaklara ve küreği boyunca uzanan ağzılığa sahiptir. Yetişkin kabanın çene, yanak ve göz etrafı ağ, ağzının geri kalan hisseleri ise qaradır. Bu kabanların çenesinde bedenlerinin diğer bölgelerine nispeten daha çok tük var. Erkek kabanların bığları mövcuddur. Afrika bölgesine məxsus diğer donuz növlerinden farklı olarak kızılı çay kabanının bedeni bütünlükle tükle örtülüdür. Yetkin kabanın ağırlığı 45-115 kilogram, uzunluğu 100-145 santimetre, hündürlüğü 55-80 santimetre, quyruk uzunluğu ise 30-45 santimetre olur. Gözleri nazik uzun, uzunluğu 12 santimetre kadar uzanabilen qara ve ağ rengli tüklüdür. Üzünün sümüklü çıxıntısı diğer erkeklerle baş başa mübarizədə üz ve tərlərini zedelerden koruyor. Canlının qida ehtiyatına bildiğimiz her şey daxildir. Yani onlar bitki kökleri, meyve, ot, quş yumurtası, həşərat, kərtənkələ, ölü heyvan ve bitki qalıqları ile qidalanır. Qida axtararken burnu ile torpağı iyləyir, ön ayakları ile qazır. Gecə heyvanı sayılır. Tərkibində 6-10 qabanın olduğu kiçik sürü halında yaşayırlar. Bu sürü bir erkek qaban, dişiler ve onların balalarından ibaret olur. Erkek öz sürüsünü yaxınlaşan bütün təhlükəlerden, yırtıcılardan, xüsusilə leopardlardan çok agresif şekilde koruyor. Bu kabanların bala verme dövrü fevral ve iyul ayları arasındadır. Balalar doğularken 650-900 gram ağırlığında tünd kahveyi, sarı zolak ve xallı olur. Bu kabanlar vahşi təbiyyatda 15 il ərzində yaşayabilir.